Adım Hasan Altıngül. Burası gördüğünüz arazi, tarla ailemize ait bir arazi. Burada küçükbaş hayvancılık yapıyorduk. Bu taş ocakların olduğu yerde köyümüzün küçükbaş hayvanların yayılım yerleriydi. Fakat taş ocakları geldiği zaman o olay ortadan kalkmış oldu. Küçükbaş hayvanların zaimi. Burası dereymiş. Evet. Şu tarlanın kenarından küçük bir akarsu geçerdi buradan. Çocukluğumda buradaki derede de yüzerdik. Yani çocuk olarak önüne set çekerdik. Biraz daha baraj. 30-40 yıl önce. Evet. Ya bundan 20 sene önce, 25 sene, 30 sene önce derede yüzerdik. Fakat taş ocağı geldiği zaman taş ocaktan çıkan harfiyatları bu dereye yığarak önünü set yaptı, baraj yaptı. Normalde buradan bir akar vermesi gerekiyordu. Şu tarlaların bu tarafından yukarılardan aşırı bir yağmur, sağanak yağdığı zaman bu tarlalar tamamen baraj altında kalıyor, su altında kalmış oluyor. Bu da köyle büyük bir zarar. Normalde bu taş ocağının buradan bir akar vermesi gerekiyordu. Tabii ki gürültüsü, buradan çıkan toz köyümüze hem kirliliklik veriyor, artı küçükbaş hayvanlarımızın merası ölmüş durumda. Yani küçükbaş hayvancılık köyümüzde ölme noktasında. İsmim Hüseyin Taştepe, 1958 doğumluyum. Buraya taş ocakları burada katliam yaptı. Şöyle katliam yaptı. Biz bu dereden akan su da aşağıda eski Anadolu usulü asbap derler. Evet. Kazan kurup burada kazan kurup yıkanıyorduk ama çimiyorduk. Şimdi çimiyorduk. Yani daha doğrusu çimiyorduk. Ama şu anda burada bir doğa katliamı değil, insanlık katliamı. Buradan İşte bundan 30 sene önceki karlar yağsa, şu anda öyle bir kar yağsa, buradaki taş ocağının yeri dolsa, inanın kervansarayda su çıkmadık ev kalmaz. Su çıkmadık ev kalmaz. Çünkü bura taşları kazdıkça bir de oynama yapıyor. Oynama yaptığı zaman ne oluyor? Bu evlerin hepsinin altından su çıkar. Ama burada bırakın, yani köye o kadar büyük zararı var ki, bu köy Zile'nin en büyük köyü. Ama en geri kalmış köyü. Bence en geri kalmış köyü. Şu katliamı görüp de buraya kervansaray demeye ben utanıyorum. Ben bu köyde çocukluğum bu köyde geçti. Bu dağları her zaman dolaştığımız yer. Biz şu anda gördüğümüz yer kervansarayın içi. Kervansarayın etrafını dolaşalım. En az 10 tane taş ocağı var. Onu da katliam kazmış, atıf yapmış, bırakmış, gitmiş. Hayvan otlayacak yer yok. Köyümüze en yakın yer olan ocak burası. Köyümüzü en çok zor durumda bırakan ocak da burası. Hani birkaç öncesine kadar dinamitler patlatılıyordu hem bu ocakta hem diğer ocaklarda. Daha sonra hani jandarmaya açılan telefonlar sonra neticesinde daha sonra bu dinamitleri durdurdular ama diğer taraftan da hani 90 yıllarda bizim kervansaray halkımızın ocaklara karşı geldiğinde bir direniş gösterdiler. O süreçte insanların bilinçsiz olması, tabii sosyal medyanın olmaması, sizin gibi özel kanalların olmamasından dolayı sesimizi o zaman pek duyuramadık o senelerde. Dolayısıyla 1, 2, 3, 5, 10, 20, 30 derken kervansaray oldu, taş ocağı sarayı haline geldi. Taş ocaklarının sahiplerinin sarayları kendine saray yaptıracak hale geldi. Yeraltı zenginliklerimizi aldılar, meralarımızı hiç ettiler. Ama daha sonrasında hani bize anlatılan taş ocaklarından mermeri maden aldıktan sonra üzerini tekrar doldurup orman vasfı nitelenmesi açısından tekrar ağaçlandırıp tekrar köy halkına teslim edildiğini söylediler. Yapmadıkları gibi de daha da hala da beter hale getirdiler. Bakın bunu hala bizim yerlerimiz ama harfiyatları döktükçe hala çeşmelerimizin yanına geldiler. Çeşmelerimizin önleri kapandı. Tozlar yine köyümüzün içerisine kadar gidiyor. İnsanlar rahatsız oluyor ama devlet maden toprağın üstü senin, altı benim diyor. Maden diyor bizim hakkımızdır diyor. Dinamit atmıyorlar. Taşı etrafını yarıyorlar böyle koca koca ev gibi kayalar çıkıyor böyle. O taşı kesiyorlar. Keserken herhalde toz çıkıyor. Toz da böyle yağmur gibi üstümüze yağıyor. Burayı bazen vatandaşlara peşkeş çekerek taş ocaklarına burayı sattılar. Satınca doğaya katliam ettiler. Katliam edince burada sontaç kuruyorlar. Sontaçtan çıkan tozlar kervansarayının üzerine rüzgar götürüyor. Kanserojen saçıyor. Birkaç sefer geldim ben adamlara uyardım. Oğlum siz ne yapıyorsunuz? Köyü kanser altına aldınız. Bu toz ne? İşçi dedi ki biz abi bize söylemeyeceğim, patrona söyleyeceğim. Biz çalışanız kapat, işçiye kapattırdım birkaç kez. Ama bu doğa katliamı yapıldı. Bu doğa kapatırken bizim isteğimiz buradaki doğayı aynı şekilde getirip bize ağaçlandırmalarını istiyoruz.